Sayın Pekin, S-400 konusu ilginç tabii. Bilmiyorum tabii, Birleşmiş Milletler'deki toplantılar beklenildiği gibi geçseydi acaba yine S-400 opsiyonu bu kadar hızlı kullanır mıydı? Ondan emin değilim. Sizin bir fikriniz vardır ama size asıl sormak istediğim o değil. İdlib meselesi Türkiye'yi 2019'dan beri endişelendiriyor. 4 milyonu aşkın bir mülteciyi hareketlendirmesi ve birkaç yüz binlik bir radikal İslamcı grubun, ki bunların içerisinde 30-40 bin civarında da ciddi eli silahlı terörist grupların mensupları da var. Türkiye'yi korkutuyordu. Bu pandemiyle beraber biraz geri plana düşmüştü. Çünkü harekat da durmuştu. Oradaki ortak harekat Rusya ile Suriye'nin merkez hükümetinin, merkezi hükümetin. Şimdi İdlib'te neler olabilir? Yani Rusya Türkiye ile yapacağı anlaşmalar veya Türkiye'yi üzmemek, Türkiye ile ilişkileri daha da bozmamak için İdlib'i erteler mi? Yoksa İdlib'te bir şeyler olur mu? Batı basınında Türkiye'nin teyakkuzda, askeri olarak teyakkuzda olduğu ve İdlib'den gelecek bir göç algısına karşı askeri önlemler almak üzere olduğu yazılıyor. Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz? Yani olabilir tabii ama bu göç konusu, 3,5-4 milyon göç konusu hep Türkiye'nin önüne konuyor. İdlib konusu ortaya atıldığında. Malum İdlib'de HDŞ dediğimiz bir şey var, örgüt var. Bu örgüt İdlib'in %90'ına hakim ve İdlib'in, Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib şehrinin içinde değil, daha dışarıda, gözetleme noktalarında. Ve buna bağlı olmayan başka unsurlar da var. Yani işte zaman zaman harekat yapılıyor şey tarafından, Suriye tarafından. Zaman zaman da bizim mevzilerimizin önüne, 50 metre, 100 metre önüne uçaklarla, Rus uçakları da taarruz ediliyor. Bomba atlıyor. En son sanırım işte bir karargaha, ilk defa epeyden beri bir karargaha Rus uçakları saldırdı ve 5 tane şey var, ölüm olayı var. Ölenler de şey, Suriye Milli Ordusu'ndan, yani Türkiye'nin ilan ettiği Milli Ordu'dan. Şimdi desteklediği Milli Ordu'dan. Yani göç olur mu olmaz mı? Bir defa biz buraya bu kadar adamı yerleştirdiğimiz zaman Doğu Guta'dan, Halep'ten, diğer yerlerden buranın bir terörist yatağı olacağını bilmemiz gerekiyordu. Kabul ettik. Ve burayı kontrol ederiz diye değerlendirdik. Gözetleme noktaları koyduk. Gözetleme noktaları vasıtasıyla kontrol edemedik. Sonra Rusya işte taarruz etti ve arkasından da belirli bir anlaşma yapıldı. Protokol yapıldı sanırım 2019'da. Bu protokolda veya 2018 olabilir. Bu protokolda açık ve net olarak M4 yolu, çünkü M4 yolunun 6 kilometre kuzeyi ile güneyi arasındaki bölgenin emniyetini iki ülke sağlayacak. Orada devreye gezecekler. Çünkü M4 karayolu işte şeyden başlıyor. Suriye'nin Irak sınırından başlıyor. Orada herhalde Faysabur Köprüsü var. Oradan bir yerden başlıyor ve şeye kadar devam ediyor. Şam'a kadar devam eden bir yol. Ve ana ikmal yolu. Bu yol kesildiği zaman otomatik olarak Suriye'nin bozuk olan ekonomisi daha da bozuluyor. Dağıtım yapılamıyor. Erzak vesaire falan dağıtım yapılamıyor. Ve Rusya burayı açık bulundurmak istiyor. Ve bize ısrarla söylediği şu. Şeyi ayırın, silahlı unsurlarla şeyleri, destekleyen unsurları ayırın diye. Şu ana kadar Türkiye ayırmadı. Hatta bazı gözetleme noktalarını değişiklikleri çekti. Son dönemde biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi büyük ölçüde takviye etti. Suriye'de takviye etti bölgeyi. Türkiye'de takviye etti. Takviyeler gönderdi bölgeye. Ama sonuçta bölgede bir harekat yapılırsa harekatın gidişini ya da harekatın başarısını hava kuvvetleri belirleyecek. Yani İdlib'de Türkiye'nin hava üstünlüğü yok. Yani oradaki hava üstünlüğü radarlar, uçaklar dahil olmak üzere Rusya'ya ait. Dolayısıyla onlar müsaade etmeden biz ancak belki şu anda da öyle yapıyoruz zaten. Birkaç tane insansız hava aracı veya silahlı insansız hava aracı uçurabiliriz. Şimdi böyle bir ortamda yani yapmamız gereken konu, yani bana göre yapılması gereken konu İdlib konusunda, gerçi Sinan Hocam şey diyor, yani Suriye ile görüştüğünüz zaman İdlib otomatik olarak sizin karşınızda şeylerin terörist dediği, Suriye'nin terörist dediği
Suriye Milli Ordusu çıkacak. Yani bunlar terörist, bunları da verin, dağıtın. İkincisi yine bu bölgede bir şey olduğu zaman, görüşme olduğu zaman Suriye'yle otomatik olarak yine karşımıza Türkiye'nin işte Afrin'de, diğer yerlerde bulundurduğu güçler var. Buraları terk edilecek. Zaten bunu en son dillendirdiler de yani. Böyle bir şey var. Şimdi Türkiye burada aşmazdı. Bir de biraz evvel Sayın Aydın Sezer'in söylemiş olduğu işte doğal gaz konusu, arkasından şey konusu, yine doğal gazla birlikte diğer iki konu bizi sıkıştırıyor. Yani bir şekilde sıkıştırıyor ki bunun içerisine ekonomik durum falan koymadı. Yani ekonomik durum, diğer konular. Bir de üstelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmek isteyip de Amerika'da görüşmediği, Batı'dan yeterli destek almadığı bir durumda Putin'le görüşüyor. Yani evet, Putin bir şey demeyecek ama sonuçta şöyle bir şey var. Elinin zayıf olduğu bir dönemde Putin'in yanına gidiyor. Yani eli güçlü değil. Elinin zayıf olduğu bir dönemde gidiyor. Bana göre yapılması gereken şey, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye bu bölgede anlaşma yapmalı ve bu bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması konusunda Rusya ile ve Suriye ile anlaşmalı. Yani buradan başka türlü kurtuluşumuz yok. Çünkü HTŞ'nin buradan çıkma konusu yok. Hatta HTŞ'nin hem bizim tarafımızdan hem de Amerika tarafından sadece Suriye'yi ilgilendiren bir grup olduğunu, uluslararası bir tasavvurunun, planının bulunmadığını ve şu anda da bölgenin %90'ını kontrol ettiğini, yani yiyeceğini, giyeceğini, diğer konuları, iş konularını, bütün bunları HTŞ'nin sağladığını görüyoruz. Hatta daha ileri gidip HTŞ bizim bulunduğumuz gözetleme noktalarına tank vesaire falan göndermemizi de engellemeye çalışıyor. Yani bunları da yapıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda tam kontrol edemediğimiz bir bölgeyi bir şekilde şey yapmamız lazım. Yani Rusya ile Suriye ile beraber kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da burada bir harekatın yapılması bunlara yönelik. Bizim yapacağımız sadece sınırı korumak olabilir ve Türkiye'ye yönelecek göçü önlemek olabilir. Göç önlemek için illa insanların Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Yani bu tarafta da önlenebilir. Gereken tedbir alınır. İlla göç önlemek için bizim geride duvarların arkasında durmamıza gerek yok. Ön tarafa çıkarız, ön tarafta uygularız. Ruslarla görüşürüz. Yani bu konunun yapılması lazım. Tabii bu konuda Amerika ile yapılan bir anlaşma var mı? Onu bilmiyorum. Yani Amerika ile bu konuda, çünkü sonuçta Amerika'da biz özellikle Amerika'yı bir tarafa koyarsak Suriye'deki sistemin değişmesini istiyoruz. Yani Suriye bir şekilde, Amerika diyor ki bir Kürt devletçi olsun içerisinde, bir federasyon olsun, bunu istiyor. Rusya da buna benzer, bu kadar olmasa bile Rusya'nın daha hafif bir beklentisi var bu konuyla ilgili. Ve şu anda Suriye hükümetiyle şeyleri görüştürüyor, diğerlerini görüştürüyor. Yani bütün dünya şöyle bir şey söylüyor. Evet, her ne kadar Putin'in dediği gibi %90'ına hükmetmese de Suriye'nin Esad, ama %60'ını kontrol ediyor. %60'ının fiili lideri durumunda. Ve Esad'ın yerine geçecek olan başka bir kimse de yok. Yani Esad'ı devirelim, onun yerine başkası gelsin. Bu da yok. Yani o zaman yapmamız gereken bizim Türkiye ile Rusya'nın ve Esad'ın ortaklaşa ya da Esad demeyeyim de Suriye devleti diyelim, ortaklaşa yapacağı bir harekatla veya bizim sadece birliklerimizi çekip o bölgede koruma tesis etmemizle, hududu koruma tesis etmemizle ve göç dalgasını önleyecek tedbir almamızla Suriye topraklarında bu harekatın yapılması lazım. Bunun sonuçları olabilir mi? Evet, olabilir. Göçün bir kısmını önleyebiliriz. İkincisi, bazı unsurlar, sizin de baştan söylediğiniz gibi, işte 30 bin civarında silahlı grubun bir kısmı Türkiye'ye geçebilir. Bunların Türkiye'deki uzantıları Türkiye'de eylem yapabilir. Zaten şu anda da 2 tane, 3 tane, sanırım 5 askerimizi şehit ettiler bu konularla ilgili. Ve bunu yapanlar PKK falan değil, şeydi. Bu bölgedeki unsurlardı. Yani kontrol dışı unsurlardı veya kontrol içi unsurlardı. Ve maalesef bu bölgede aynı zamanda bir yuvası. Yani Amerikan ve İngiliz istihbaratının cirit attığı bir bölge burası.